Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün Neon 1'den almış olduğum OBD cihazını inceleyeceğiz. Bluetooth'lu küçük mini bir OBD cihazı. Yani normal elektrikçilerde, motor ustalarında olduğu kadar detaylı bir OBD, yani aracın beynini okuyamasa da arıza ışığı yandığında ne tür bir arıza olduğunu bize gösterebilecek bir OBD cihazı. Yani uzun yolda falan herhangi başımıza bir şey, arıza lambası yandığında, yani bu arıza nedir, neden kaynaklı yandığını gösterecek bir cihaz. Şu şekilde cihazı açayım ben, kutusunu. Şöyle gördüğünüz gibi CD'si var. Bir adet küçük bir CD'si. İçinden şu şekilde, ben daha önce açmıştım. OBD cihazını alayım ben hemen. ELM327 diye geçen, şu şekilde küçük bir OBD2 soketli cihaz. Yani kullanışlı bir cihaz. Aracımızın bilgilerini çoğunlukla bize doğru şekilde gösteremeyeceğiz. 2011 era aracımızda mesela hararet göstergesi yok. Bu harareti bize bu şekilde, bunun yardımıyla görebiliyoruz. Şimdi bu cihazı takacağımız yerler aracın içerisinde genellikle sigorta panelinin orada oluyor. Yani bizim aracımızda sol tarafı, altta sigorta paneli var. Onun hemen altında. Yani genelde direksiyon çevresinde veyahut da vites çevresinde bunun girişi bulunabilir. Aracının OBD2 girişinin nerede olduğunu bilmeyen arkadaşlar internette de bakıp kolaylıkla öğrenebilirler arkadaşlar. Şimdi OBD cihazımızı sokete takalım aracımızın ve hangi uygulamayla nasıl verileri görebildiğimizi sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz önce de söylediğim gibi ERA aracımızın OBD soketi hemen şurada. Şunu şu şekilde elimizde çektiğimizde geliyor zaten. Evet, şurada görmüş olduğunuz soket OBD soketi. Yani sigorta panelinin hemen altında. Genelde tüm araçlarda bu şekildedir. Yerine oturttuğumuzda bu şekilde ışığı yanıyor arkadaşlar ve şu anda aracımızı, kontağını açıp veyahut da motoru çalıştırdığımızda verileri elde edebiliriz. Yani verileri görebiliriz uygulama aracılığıyla. Şimdi aracımızın kontağını açalım ve uygulamada nasıl veriler görüyoruz onlara bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben kullandığım uygulamam Car Scanner diye bir uygulama. Yani Torquay falan da kullanan arkadaşlar vardı. Yani tavsiye edilebilir. Şu şekilde bağlan dediğimizde Bluetooth aracılığıyla bağlanıyor. Aracımız OBD soketiyle telefonumuz Bluetooth aracılığıyla bağlanıyor. Şu anda başarılı bir bağlantı gerçekleştirildi. İki şekilde de bağlanıldı diye gösteriyor zaten. Şuradan gösterge panelimize girdiğimizde şu anda aracımız çalışmıyor. Hemen aracımızı çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi zaten devir saati ve hararetimiz araçla eşdeğer olarak gidiyor. Gaza bastığımızda devrimiz yükseliyor. Yani çeşitli verilere buradan ulaşabiliyorsunuz. Ayarlamanızı yaparsanız eğer ortalama tüketim, kilometre, dijital kilometre göstergeniz, bunların hepsini görebiliyorsunuz. Yani bunlardan önemlisi hata kodları. Hata kodlarına şuradan hata kodları dediğimiz zaman okuya tıklıyoruz. Otomatik öneriler seçili oluyor. Tekrar alttan oku dediğimizde bu şekilde aracımızdaki hata kodlarını okumaya başlıyor.
Benim aracımda şu anda herhangi bir arızalanması yanmadığı için muhtemelen bulmayacak herhangi bir hata kodu. Evet, videoyu durduruyorum şimdi. Taraması bittikten sonra tekrar başlayacağım arkadaşlar. Evet, bitmesine az bir süre kaldı. Gördüğünüz gibi tamamen okudu ve DTC bulunamadı. Eğer ki bulsaydı temizliğe tıklayarak oradan hata kodlarını temizleyerek arıza lambamızı söndürebiliyorduk. Tabi arıza lambasını sizin ustanız görmeden söndürmeniz veyahut da o arızayı kaydetmeden herhangi bir yere not almadan söndürmeniz sizin zararınıza olabilir arkadaşlar. Çünkü aracın ne arıza verdiğini usta bilmesi gerekiyor ve buna göre bir işlem yapılması gerekiyor. Yani şurada gördüğünüz gibi performans testleri falan da var. 0.40, 0.60, 0.80, 0.100, 0.120 değerleri bu şekilde performans da gösterebilir. Tüm sensörler dediğimizde burada da yine sensörlerle alakalı. Şu anda ben tabii hiçbir şeyi aktif etmediğim için gözükmüyor. Ya, bu şekilde yani arkadaşlar bence işimizi görebilecek seviyede bir cihaz. Sonuçta 20-30 liralık bir cihaz ve çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Yani şu anda benim kullanmakta en çok şey yaptığım mesele hararetimizin göstermemesi. Yani aracımızda hararet göstergesi olmadığı için bununla harareti görebiliyoruz. Yani ara ara bağlanmamız yeterli olabilir. Yani bu videomuzda bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi zaten aktif şekilde çalışıyor. En sonunda bağlantıyı kes dediğimizde bağlantımızı keser. Yani buradan istatistikler, yine yakıtla alakalı, ortalama hızla alakalı, gidilen mesafe vesaire vesaire birçok şeyi görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu şekilde son buluyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.